Arada namaz kılıyorum ama namazlarımı tamamıyla kılamıyorum. Bunun için ne yapmam gerekir? Namaza başlayıp bir daha bırakmamak için nasıl bir yol izlemeliyim? Allah razı olsun. Söz konusu namaz olunca namazı anlamak gerekir. Çok namaz kılmak yerine namazın kalitesini yükseltmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz'e baktığımızda ne buyurdu? Gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz ne demektir? Yani manevi olarak onunla görürüm demektir. Gözümün nuru. Gözüm onunla görür demektir. Gözüme nur olan namaz. Bakışıma, nazarıma nur olan namaz. Evet, namaz müminin miracıdır. Gönül gözümüze, gönlümüze, ruhumuza namaz mutlaka nur olmalıdır. Yani öyle bir nur olmalıdır ki gönül gözümüz Rabbine şahit olsun. Şahit. Müşahede etsin. Namazımız miraç olsun. Böyle olunca namaz sadece bir aşk ibadeti olur. Aşk ibadeti. Kul o anda Allah'ın huzurunda olmalıdır. Allah'ın huzurunda olmayı, duruşu izah etmiştim. Evet, o ani yaşamak demektir. Ani yaşamak. Yani geçmişten kurtulup, gelecekten vazgeçip, içinde bulunduğumuz ana gelip, o anda Allah'ın huzurunda durmak. Çünkü namaz kılarken, evet, birebir Allah'a İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn derken ne demiş oluyoruz? Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Bunu muhataba söylüyorsun. Muhatabın karşında yani. Karşındakine söylüyorsun. Sen Allah'ın huzurunda değilsen bunu söyleyemezsin. Sadece dilin söylemiş, kalbin bunu tasdik etmemiş ve bunu tatmamıştır. Onun için içinde bulunduğun ana gelmen gerekiyor. Şimdi, şu anda beni yaratan Rabbimin huzurundayım. Evet, geçmişi de bıraktın. Gelecekten de vazgeçtin, bıraktın onu. Şu anda ben Rabbimin huzurundayım. Bunu söylediğinde zaten o ana içinde bulunduğun ana gelmiş oldun. O anda Allah'ın huzurundasın. O anda biliyorsun ki sen Rabbinle berabersin. Rabbin seninle beraberdir. O sana senden daha yakındır. Sana nazar ediyor, seni işitiyor. Gönlüne rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli ediyor. Gönlüne vahy ediyor ve o seni ihata etmiş. Ne yana dönersen dön, Rabbinin vecihi oradadır, sen huzurdasın. İçinde bulunduğun andasın. Geçmişten, gelecekten vazgeçmeden içinde bulunduğun ana gelemiyorsun. O ana geldiğinde o anda huzurdasın. Huzur bu demek. Miraç da bu demek. Allah'ın huzurunda durmak. O zaman İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum diyebiliyorsun. Evet. Namazı kılarken bir de evet şöyle yapmak gerekiyor. Sahabe öyle yaptı çünkü. Bu benim kıldığım, kılacağım son namazdır. Belki bir dahaki namaza ulaşmam. Hatta ulaşmıyorum deyip bu benim son namazım. Benim Rabbimin huzurundaki son namazımdır. Evet. Hesap et ki huzura gidiyorsun artık. Artık nasıl bir namaz kılacaksın? Huzurda nasıl duracaksın? Nasıl huzurdan çıkmayı istemeyeceksin? Namaz bitmesin diyeceksin. Bu benim kıldığım son namazımdır. Her bir vakit için öyle düşünmek gerekir. Böyle olunca namaz bambaşka bir hal alır, bambaşka bir muhabbet alır ki miraç olur. Tadılır. Bir dahaki namazı beklersin. Namaz için bu kadar yeter olsun inşallah.